ben Çin'e vereyim, Çin üretsin demeye başladı. Ya da ben neden kendi ülkemde daha pahalı üreteyim ki? Ben gideyim Çin'de üreteyim. Çin'de nasılsa daha ucuz zamal edeceğim bunu. Ve daha yüksek kar marjıyla dış dünyaya pazarlayabileceğim mantığı oluşmuş oldu. Dünya ekonomisine geçmeden önce kısaca bir Türkiye'ye bakalım istiyorum. Hani Türkiye ekonomisinde neler oluyor? Şimdi Çin'le yaklaşık 22 milyar dolarlık bir ticaret hacmimiz var. Ve Çin'deki üretim sürecinin yavaşlaması bizde bazı sektörlerimiz olumlu yansıyor. Haberlerde gördük, siparişler alıyoruz, ihracatımız artacak diye ama bazı sektörlerimize de olumsuz yansıyor. Bunlardan birisi otomotiv ve elektronik sektörü. Yani yedek parça ve bu ham maddelerde ve yarım amide biz aslında Çin'e bağlıyız. Dolayısıyla Çin'in üretiminin durması veya bunları bize geç tedarik etmesi bizim de birçok sektörümüzü sekteye uğratacak. Örneğin rakam olarak vereyim, 2019 yılında 1.9 yani 2 milyar dolarlık ihracatın yapıldığı mermer ve doğal taş sektörü. Burada en önemli payımız Çin'de ve şu anda ihracatımız %52'lik tam olarak bir düşüş yaşıyor bu sektörde. Dolayısıyla hani otomotiv, makine, kimya, plastik, demir, çelik, elektrik, elektronik ürünlerinde şu anda sektörlerimiz biraz sıkıntı yaşamaya başladılar. Çünkü ekonominin de en önemli kuralı az olan değerlidir. Şimdi malzeme az olduğu için bir süre sonra bulunması da zor olduğu için fiyatlara da yansımaya başlıyor. Tedarik edebilsek bile bize maliyeti daha fazla olmaya başlayacak. Bu anlamda olumsuz etkilenecek sektörlerimiz var. Öte yandan Çin'in dışında da bu virüsün yayılmış olması, bunların bize en yakın komşularımızdan İran ve Irak ve sınırları kapatmamız sebebiyle oradaki ticaretin de nasıl döndürüleceği söz konusu oldu Türkiye açısından. Çünkü İran ve Irak'la da toplam ticaret hacmimiz 17 milyar dolar. Yani Çin'le 22, İran ve Irak'ın toplamı da 17 milyar dolar. Neredeyse bir Çin kadar da komşularımızla bir ticaret anlamında olumsuzluklar yaşıyoruz. Bununla ilgili İran ve Irak toplam geçtiğimiz sene 560 bin tır seferi düzenlenmiş. Şu anda sınırın kapatılması demek bu kadarlık bir hacminde hani ve bu uzun sürerse sekteye uğraması demek anlamına geliyor. Dolayısıyla bu kısım sıkıntı. Hani ne yapılabilir? İşte Gürcistan üzerinden İran'la ticaretimiz yürütülebiliriz deniliyordu ama orada da vakanın yayılması söz konusu oldu yani rakamsal olarak. Dolayısıyla bir tampon bölge kurulması planlanıyor her iki ülke arasında ama bunlar daha henüz hayata geçmedi ve ne zaman geçeceği belli değil. Dolayısıyla bir belirsizlik piyasada yaratılıyor. Olumlu taraflarına baktığımız zaman, olumsuz şunu da ekleyeyim bir de, fuarlar iptal oluyor. Mesela işte Türkiye'nin en büyük üçüncü şehri İzmir'de çok önemli bir fuar gerçekleştirilecekti. Bu şu anda iptal edildi. Sadece Türkiye'de de değil, dünyada da birçok uluslararası kongre iptal ediyor ama Türkiye'de Mart ve Nisan ayında uluslararası ve ulusal tüm kongreleri iptal etti. Birazdan yurt dışı piyasaya geleceğiz ama mesela Tokyo'da konuşuluyor olimpiyatların ertelenmesi ve 20 milyar dolarlık bir harcaması söz konusuydu. Dolayısıyla Türkiye'ye bu açıdan negatif etkileri var. Ama bir yandan da bizim ihracatımızın en büyük yani %50'sinden fazlasını oluşturan Avrupa Birliği açısından tabii Çin'in durması veya ikamesi olarak Türkiye ön plana çıkıyor. Hangi sektörlerde çıkıyor? Özellikle gıdada veya işte hazır giyim, tekstil sektörlerinde bugün evet siparişler almaya başladık. Ama tabii ki Türkiye'nin de rakipleri var. Sadece Türkiye değil. Yani şu anda biraz da piyasada bekle gör olayı olacak. Çünkü bu virüsün şu anda olumlu etkileri hani Çin toparlıyor gözüküyor. Çünkü vaka sayıları azalmaya başladı ama şimdi Avrupa sıkıntıya gelişti. Dolayısıyla evet biz Çin'in yerine belki üretebiliriz. Hali hazırda bir kurul düzenimiz belki yoktu. Bir ikame olabiliriz. Ancak kime satacağız? Avrupa'ya. Peki şu an Avrupa'da işte İtalya'da kamu kurumları dışında neredeyse ticaret durdu. Fransa'yı konuşuyoruz. Dolayısıyla Avrupa'nın da maddi anlamda sıkıntıya girmesi demek biz bunları üretebilsek bile kime ihraç edeceğiz? Öyle bir iç içe geçmiş bir piyasa söz konusu ekonomik anlamda. Onun dışında tabii hani Asya ülkeleri sadece bu bölge değil, Çin'in komşuları arasında da bir sıkıntılar söz konusu ekonomik anlamda ve dünyanın şu anda aslında en büyük korkusu, evet Çin bu süreci çok iyi yönetiyor ama diğer yoksul ülkelerde bu vakalar arttığı zaman diğer ülkeler bu süreci bu kadar Çin kadar yönetebilecek mi? Çünkü Çin gerçekten evet sayı fazla oldu ama iyi yönetti diyebiliriz. Yani bir karantina
dışında şu anda yapılabilecek bir şey yoktu. İtalya'da bunun basında takip ediyoruz. Hani ilk başta çok ciddiye alınmamasının sebebiyle artan bir vaka sayısı görüyoruz. Dolayısıyla diğer ülkeler açısından biraz daha izleyip göreceğiz. O korkutuyor yabancı piyasada da. O yüzden bugün işte ekonomik önlemler almaya başladılar. Türkiye açısından da görüyoruz hani faizlerin inmesi söz konusu. Bir tek ekonomik verilere çok kısa değineceğim. Ama ihracatımız açısından olumlu gözükse de düşmesi de büyük bir ihtimal gibi gözüküyor. Çünkü ihraç edeceğimiz ülkelerin ekonomik sıkıntısı açısından. İthalatımız da aynı şekilde tedarik edememe durumumuzla kıyasladığınızda. Çünkü birinci ithalatımızı karşılayan birinci ülke Rusya. Enerji anlamında bir orada da sıkıntılarımız var. İkinci anlamda da Çin. Çin'in etkilenmesi sebebiyle ithalatımız da aynı derecede etkilenebilir. Olumsuz anlamda söylüyorum. Turizm de ön plana çıkacağımız konuşuluyordu. Ama bu durumda diğer ülkelerin vatandaşlarının seyahat etmek istememeleri söz konusu olabilir. Yani Türkiye'yi tercih etmeme anlamında değil bu. Hiç seyahat etmeme gibi bir panik havası oluşabilir. Yayılması ve uzun sürmesi halinde. Bu anlamda da bir olumsuzluk oluşabilir. Çünkü havaalanlarının bu anlamda riskli olduğu söyleniyor. Dolayısıyla bir seyahat kısıtlamasına gidebilir. Yani burada biraz da üretim açısından çok tüketiciler ekonomiyi belirlediği için tüketicilerin yarattığı bu belirsizlik, tüketicilerde oluşacak olan bu panik havası aslında ekonomiyi bir tık daha katlanarak olumsuz yönde de etkileyebilir gibi gözüküyor. Üretim anlamında keza aynı şekilde düşüşler olabilir. Ve piyasaları gördük bu hafta. TL değer kaybediyor. Orada da bir belirsizlik var Türk lirası açısından. Bunun bu seneki bizim büyüme hedefimiz biliyorsunuz %5'ti. Yani bir 2018'deki kur şokunun ardından Türkiye ekonomisi biraz daha kendini toparlamaya başlamıştı. Ama dış bir etken olmadığı süreceydi. Şu anda tüm dünya yıkası kuran bir etken var. Dolayısıyla Türkiye'nin kendini bu toparlama sürecinde böyle bir şeyle karşı karşıya kalması verileri anlamında da olumsuz bir gidişata yol açabilir gibi gözüküyor. Tabii ki bu yine söylüyorum virüsün ne kadar uzun süre kalacağı ve bizim ticari ortaklarımızın ekonomik durumlarına göre değişecek bir durum. Onun dışında yurt dışı piyasalara baktığımız zaman da önlemler gelmeye başladı. Başta Amerika olmak üzere sürpriz ve acil bir faiz indirimine gitti ve 50 bas puan diyoruz. Bunu da niye söylüyorum? 2008'deki o küresel krizden bu yana yaptığı tek seferlik ve ani olarak yaptığı en büyük faiz indirimi. Bunun ardından birçok merkez bankasından faiz indirimleri geldi ve piyasaya para enjekte edeceklerini söylüyorlar. Yardım paketi işte IMF'nin 50 milyar dolarlık bir yardım paketi var. Bunun da 10 milyar dolarını sıfır faizle hiç faiz almadan yoksul ülkelere kullandıracağını, 40 milyar doları da hani yoksul olmayan ama küçük miktarda bir faiz uygulamasıyla dağıtacağını söyledi ki Amerika ile İran arasındaki bu ticaret savaşlarında da gördüğümüz bir sürecin ardından bugün İran'dan bir açıklama geldi ve bu talebin bir miktarına talip olduğunu açıkladılar. Dolayısıyla bir piyasayı fonlama söz konusu, faizleri düşürme söz konusu ancak bunlar normalde merkez bankalarının ekonomi kötü giderken ama finansal göstergelerden dolayı kötü giderken önlem amaçlı aldıkları süreçti. Ama burada bir sağlık krizi söz konusu. Hani ekonomik yavaşlamadan dolayı piyasaya para enjekte ediliyor değil. Dolayısıyla ne kadar yeterli olacak dünyayı ekonomik anlamda bir de sıkıntıya sokmadan kendini devredebilmesi açısından onu bilmiyoruz. Onu zamanla göreceğiz gibi gözüküyor. İtalya'da vaka sayıları çok artıyor. Bu hafta Trump evet Amerikan Başkanı seyahat kısıtlamaları getirdi. Bunun ardından piyasa çok büyük bir tepki verdi. Yani Amerikan borsaları 1987 yılında yaşadığı kara pazartesinden bu yana en büyük %10'ların üzerinde bir değer kaybı yaşadı. Amerika bu değer kaybını yaşayınca tabii bu Avrupa borsalarına yansıdı. Avrupa Merkez Bankası faiz indirmeyeceğim ama dedi. Çünkü zaten Avrupa'da, özür diliyorum İngiltere, Avrupa'da zaten negatif faizlerle boğuşuyor. Ama piyasaya para enjekte edeceklerini söylüyorlar. Yani Amerika, totalde baktığımızda Avrupa ve Asya'da birçok bankadan teşvikler görüyoruz. Piyasaya para aktarımı görüyoruz. Faiz oranlarının düştüğünü görüyoruz. Ancak yeterli oluyor mu? Olmuyor. Şu an işte altında değişiklikler oluyor. Altın çok yükselmişti. Birden düştü, insanların para ihtiyacı olduğu için bozulmak durumunda kaldılar. Ama birden de petrol gündeme geldi. Suudi Arabistan'la Rusya'nın girmiş olduğu bir petrol savaşı diye manşetler atıldı. Petrol fiyatları
Yani biz geçen sene burada program yaptığımızda Aranto saldırıları zamanında Eylül'dü diye hatırlıyorum. 65 dolarlardaydı. Bugün 30 dolarlara indi. Dolayısıyla biraz da hani belki senaryo olarak bunları konuşmakta fayda var. Yani bir şeydeki düşüş kime yarıyor, kime yaramıyor? Yani evet, petrol fiyatlarının düşmesi mesela Çin'in ekonomisi, bozulan ekonomisini bana göre destekleyici bir unsur olarak karşımıza çıkacak. Yani Çin belki beklenenden daha çabuk toparlayacak. Ama Amerika için aynı şey söz konusu olmayacak. Çünkü Amerika bugün dünyanın en büyük petrol üreticilerinden biri haline geldi kaya gazı sebebiyle. Dolayısıyla düşen petrol fiyatları aslında Amerika'nın ekonomisi açısından hiç işine gelmeyen bir durum. Bu durum Çin'i destekleyebilir. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere avantaj sağlayacaktır. Ama Rusya mesela idare edebilirim diyor. Ama bu durumdan hiç memnun olduğunu düşünmüyorum ki. Keza onun da tüm dünya ülkeleriyle ticareti olduğunu düşünürse orada da duran aksamalar Rusya'ya zaten ekonomik anlamda olumsuz katkısı, yani olumsuz etkileyecekti. Bir de en büyük gelirinin olan petrol fiyatlarının düşmesi Rusya ekonomisini etkileyecek.